zirvesini gerçekleştirecek. Aynı zamanda Altılı Masa'nın yeni zirvesine de İyi Parti ev sahipliği yapacak. Ve özellikle seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı dışında Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Diğer ittifaklardan adaylar çıkacak mı? Bunlar da çok tartışılır. Özellikle Millet İttifakı'nın adayın açıklanmasıyla ilgili yine bir kulis bilgisi dolaşıyor. Söz konusu adayın 29 Ekim yani Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanacağı iddia edildi. Bu tartışmaları konuşacağız ve bu tartışmaları da yine değerli bir meslektaşımızla değerlendireceğiz. Konuğumuz gazeteci İrfan Aksan. Sevgili İrfan, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye siyasetini konuşacağız ama dilersen sıcak başka bir gelişmeyle başlayalım. Erdoğan günlerdir, haftalardır Finlandiya'nın ve İsveç'in üyeliğine, NATO üyeliğine hayır oyu vereceğiz demişti. Fakat dün İspanya'da gerçekleşen NATO zirvesi öncesinde bu dörtlü bir birliktelik söz konusu oldu. NATO, İsveç, Finlandiya ve Türkiye ve ortaya bir mutabakat metni kondu, imzalandı ve Türkiye'nin vetosunun kaldırıldığı ifade edildi. Ama imzalanan maddeleri tahminen sen de görmüşsündür. Gerçekten de oldukça muğlak gözüküyor. Ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu imzalanan anlaşmanın kazananı kim oldu? Kim kaybetti ya da bu netlikte bir kazanan kaybeden durumu söz konusu değil mi? Yani tabii şu metni, mutabakat metnini okuduğumuzda gördüğümüz şey söz konusu iki ülkenin yani İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin gösterdiği şantaja boyun eğdiği ve büyük ölçüde aslında tabii NATO üyelikleri onaylandıktan sonra Türkiye'nin arzuladığı hatta başta Kürtler olmak üzere, Kürt siyasetçiler olmak üzere çeşitli sıkı denetimlere gideceği yönünde. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında elbette bir kazanım söz konusu Türkiye açısından ve Erdoğan açısından. Şu anda bu iç politikada henüz bir siyasi malzeme haline getirilmemiş ama önümüzdeki günlerde bunun bir başarı olarak sunulacağı aşikar. Bugün Meral Akşener'in dikkat çektiği bir husus vardı. Diyor ki bu yani o da bu söz konusu mutabakat metninin muğlak olduğunu, özellikle uygulamanın ancak ve ancak söz konusu ülkelerin üyeliklerinden sonra uygulamaya geçebileceğini ve bu ülkelerin bu sözü tutmayacağı yönünde bir beyanat verdi ve bunu söylerken de Akşener PYD ve YPG'nin bu yaptırımlardan vareste tutulduğuna işaret ediyor ve aslında daha devletçi bir yaklaşımla neden PYD ve YPG açık bir biçimde PKK ile özdeş tutulmuyor eleştirisini dile getiriyor. Şimdi biraz sonra konuşacağız bu Millet İttifakı'nın Kürt meselesine bakışını konuşacağız. Akşener'in tepkisi belki gündelik siyaset açısından bir muhalefet, günübirlik bir muhalefet unsuru olarak okunabilir ama aynı zamanda iktidar namzeti olan Millet İttifakı'nın da iktidara geldiği zaman nasıl bir hat çizeceğinin kodlarını veriyordu Akşener. Bu bir. İkinci husus ise şu, şimdi sadece mültecilik meselesinde değil, Kürt meselesinde değil, insan hakları ihlalleri konusunda da diğer pek çok Avrupa Birliği kriterleriyle örtüşmeyen pek çok uygulamasına rağmen AKP Batı'yı çeşitli bu tür kozlarla her seferinde istediğini koparabildiği bir havuza dönüştürmüş durumda. Bu örnek bunun son perdesi. Her seferinde AKP'nin çok zayıfladığı bir dönemde bu tür kozlarla tekrar uluslararası arenada kendisine güç devşirebileceği sahalar buluyor. Bu aynı zamanda da aslında Avrupa'nın genel olarak insan hakları ve uluslararası hukuk söz konusu olduğunda, evrensel kaideler söz konusu olduğunda
bunları çok çabuk harcayabildiği, bozuk para gibi harcayabildiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Burada artık Avrupa açısından Avrupa Birliği'nin taşıyıcı ilkeleri sadece ve sadece çıkarlara dayalı olarak işlevselleştirilebiliyor. Zaten geçtiğimiz hafta sanırım Pervin Buldan da işaret etmişti. Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin ve otoriterleşmenin ana müttefiklerinden biri Avrupa Birliği ve tabii ki NATO ülkeleri oldu. Bu son hadise bunu bir kez daha teyit ediyor. Fakat Akşener'in de işaret ettiği üzere bu ülkelerin şimdi NATO üyeliği Türkiye vetoyu kaldırdı diye hemen otomatikman olmayacak. Diğer ülkeler de belki İsveç ve Finlandiya'dan çeşitli tavizler karşılığında veto etmeyeceklerini beyan edecekler. Siz NATO'ya girebilmek için bütün bunları karşılayabilecek misiniz? İsveç ve Norveç için söylüyorum. Bu bir mesele. Bir diğer mesele Rusya cephesi. Şimdi Türkiye Rusya'nın şiddetle karşı çıktığı bu üyelik girişimlerine yönelik takozu kaldırmış oluyor. Bu Rusya ile Türkiye'nin en azından Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimalini de güçlendiriyor. Dolayısıyla bir tür domino taşı etkisiyle, domino etkisiyle Türkiye'nin bu vetoyu kaldırmasının kendisi açısından getirileri olduğu kadar Rusya bağlamında çeşitli götürüleri veya bedelleri de olabilir. Bunları da elbette Rusya'nın hamlesini gördükten sonra daha net anlatabileceğiz, okuyabileceğiz. Evet sevgili İrfan, dilersen iç siyasetle devam edelim. Biz Halkların Demokratik Partisi'nin salı günleri gerçekleştirdikleri partinin grup toplantılarını canlı şekilde yayınlıyoruz. Son süreçte iktidara yönelik bütün toplantılarda eleştirilerini sıralıyordu Halkların Demokratik Partisi'nin hem Sayın Mithat Sancar hem de Sayın Pervin Buldan. Fakat dün gerçekleşen grup toplantısında Mithat Sancar biraz sert bir çıkışta bulundu. Ve bu sefer hedefinde muhalefet vardı. Dedi ki seçim geldikçe Kürtleri hatırlıyorsunuz. Fakat Kürtler bir sayı, bir yüzde değildir. Kürtleri böyle görenler de sandıkta hüsrana uğrayacaklardır dedi. Sancar'ın bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle tabii ki HDP çok kritik bir pozisyonda, çok belirleyici bir pozisyonda olduğu gibi çok hassas bir noktada da bulunuyor. HDP dışında zihniyet olarak bence iktidardan çok ayırt etmesi güç olan bazı muhalefet odakları aslında HDP'yi bir şekilde mevcut iktidara yakın göstererek oradan sıyrılmak istiyorlar ve AKP'nin yarattığı bütün enkazın bedelini aynı zamanda Kürt siyasetine de yükleyerek önümüzdeki dönemde yine tıpkı şu anda olduğu gibi Kürt siyasetini Türkiye'deki problemlerin ana kaynaklarından biri olarak göstermek istiyor. Bunun sebebi de şu, tabii ki milliyetçi ve İslamcı ideolojinin Millet İttifakı içinde de etkin olması. Bunlar da iktidara geldiklerinde Kürt sorununu çözmek değil, Kürt siyasetini ekarte etmek istiyorlar. HDP bunun farkında. Öte taraftan da iktidar da HDP ile bu Millet İttifakı'nı iltisaklı göstererek kriminalize etmeye ve bir muhalefete yüklenmeye yöneliyor. Bu açıdan HDP hem çok kritik ve belirleyici hem de çok belirlenen pozisyonda olabilir ve HDP'nin attığı adımlar hem Türkiye siyasetini hem Kürt siyasetinin geleceğini belirleyecek kadar önemli. Bana kalırsa HDP şu ana kadar heybesindeki bütün kartları çıkartmış ve oynamış değil. Muhtemelen kongreden sonra daha hareketli bir siyasi muhalefet göreceğiz HDP'de ve artık HDP hem iktidarı hem de muhalefeti yani kendisi dışındaki muhalefeti netliğe zorlayacak. Ve
Bu Mithat Sancar'ın beyanı da bu açıdan anlamlı. Şu anda CHP, İyi Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı Kürtleri ve Kürt siyasetini sadece köprüden geçene kadar uzaktan selam verilecek bir güç olarak görüyor. Fakat o köprü geçildikten sonra müesses nizamın zihniyetini tekrar işlevselleştirmek ve iktidara, yani mevcut AKP'nin fikirlerinin devamına meyletmek istiyor. Siyasi pazarlık açısından hiç olmadığı kadar kritik bir dönem içindeyiz. HDP de elbette bu siyasi pazarlığın çok önemli bir unsuru ve bu pazarlığı yapmak zorunda. Hem muhalefetle hem de iktidarla. Şimdi dikkat edin, iktidar bir yandan da ikili bir yol alıyor. Alttan alta sanki bir çözüm süreci başlatacaklarmış gibi davranıp açıktan da Kürt hareketine yönelik baskıları arttırıyor. İşte HDP milletvekillerine, Kürt siyasetine, HDP'ye hemen her gün onlarca kişinin gözaltına alındığı operasyonlar oluyor. Kürt gazeteciler tutuklanıyor ama alttan alta da sanki bir çözüm süreci, yani AKP bütün yumurtaları aynı kefeye koymuyor. Aynı şey muhalefet için de geçerli. Fakat HDP için daha da geçerli. HDP de elbette bütün yumurtaları tek bir sepete koymayacak. Siyasi pazarlığı yapacak ve buna göre de kendi sahasını, bulunduğu kritik pozisyonu siyasi kaideler etrafında örerek bir çıkış yolu arayacak. Bu çıkış yolu aynı zamanda geleceğin kurulması anlamına geliyor. Bu çıkış yolunun bulunması nedir o? Yani Millet İttifakı seçime diyelim çok yakınlaşıldığı zaman Kürtlerin desteğini almak istiyorsa kendisini bağlayıcı bir takım kararlar alıp bunları beyan etmeye zorlanabilir. Evet. Bunu yapmadıkları sürece Kürtler daha bu iki kutup arasındaki fikren aynı ama parti olarak farklı olan bu iki kutup arasında tercih yapmak zorunda olmadığını, üçüncü yolu tercih ettiğini gösterebilir. Daha önce de yine sanırım sizin programınızda Evet. söylemiştim. Bunun eğer bir bedeli olacaksa, yani Kürt hareketinin ve Kürtlerin tutumu Türkiye'deki siyasi iktidarın kim olduğunu belirleyecekse, bu ancak ve ancak Millet İttifakı'nın tutumu tarafından belirlenecektir. Ve dolayısıyla bunun sorumlusu da, bedeli de Millet İttifakı'na, onun hanesine yazılacaktır. Bunu muhtemelen HDP önümüzdeki günlerde daha yüksek sesle dillendirecek ve bakın siz şimdiye kadar anladık, AKP'nin kara propagandası yüzünden bizden uzak durdunuz, milliyetçi söylem kullandınız ama eğer iktidarınız da bu şekilde şekillenecekse o zaman biz kendi yolumuza gideriz. Ve bu seçimlerin Cumhurbaşkanı bağlamında söylüyorum, parlamento seçimleri için değil ya da parlamento aritmeti için değil, Cumhurbaşkanının kim olduğuna bu açıdan biz karışmayacağız. Biz mesela pekala kendi adayını çıkararak buna bir yanıt verebilir. Dediğim gibi böylesi bir ihtimalin belirleyeni Millet İttifakı'nın Kürt meselesine yaklaşımı olacaktır. Şu ana kadar olumlu bir pozisyonda olmadıkları çok açık. Evet. HDP onları netliğe zorlayacak gibi görünüyor. Peki sevgili İrfan, şunu sorarak devam etmek istiyorum bıraktığın yerden. Az önce sen de altını çizdin. Kulislerde konuşulan konulardan biri Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin yakın bir zamanda kaldırılıp tekrar benzeri bir çözüm sürecine dönülebileceği yönünde iddialar var. Şimdi Millet İttifakı cephesinde bakıldığında söz konusu iddialar nereye varır? Acaba bir pazarlık gelişir mi üzerinden bir değerlendirme yapılıyor ama sen de altını çizdin. Kürt sorunu noktasında cesur ve kararlı bir açıklama maalesef Millet İttifakı cephesinden göremiyoruz. Şunu sorarak devam etmek istiyorum. Aslında Kılıçdaroğlu'nun da sloganı cesur ve kararlı olmak ve
geçtiğimiz günlerde de Türk Ocakları'nın İslam Dünyası'nın Sorunları ve Çözümleri isimli bir sempozyuma katıldı Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları. Şimdi laiklik açısından bakıldığında kendi seçmeni açısından cesur bir adım, doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma konusu ama mevzu Kürt sorunu olduğu zaman neden bu blok kararlı ve cesur çıkışlarda bulunamıyor? Nasıl değerlendiriyorsun? Bakın ben yıllardır aşağı yukarı en az 2 yıldır ve hatta Millet İttifakı şekillendiğinden beri hep bunu yazdım. Şu anda iktidarı domine eden, İslamcı iktidarı domine eden bir milliyetçi yapı var. Milliyetçi Hareket Partisi çözüm sürecini bozarken AKP Bahçeli 8 Haziran 2015'te yani daha doğrusu 7 Haziran seçimleri gecesi doğrudan Erdoğan'a seslenerek bu çözüm sürecini bitir, beraber yol alalım mesajı vermiş ve nitekim sonrası da böyle şekillenmişti. Onu domine etti milliyetçi pratikle MHP. Şimdi İyi Parti yani MHP'den ayrılmış olan kadroların yarattığı ve görece seküler, işte beyaz orta sınıfa daha çok hitap eden İYİ Parti'nin de milliyetçi, seküler milliyetçi ideolojisi Millet İttifakı'nı ve esas olarak da CHP'yi domine ediyor. Bakın AKP yani milli görüş geleneği içinde her zaman milliyetçi bir damar vardı. Adı üstünde milli görüş. Evet. İslamcılıkla Türkçülüğün bir şekilde senkronize olduğu bir siyasi gelenek. CHP'de ise sosyal demokrasi ve milliyetçilik bir şekilde senkronize olmuştur. Kemalizm ve bu tabii ki laiklikle birlikte örülmüş bir milliyetçilik. İyi Parti ile o yüzden damarları çok örtüşüyor. Ve fakat Akşener elbette bu bir hani bunlar şöyle deniyor, işte Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili vererek İyi Parti'yi meclise soktu. Dolayısıyla ortada bir böylesi bir bağımlılık ilişkisi var. Hayır, siyaset böyle işlemiyor. Akşener daha da güçlendiğini anladığı anda CHP'ye karşı kartlarını daha da gösterecek ve onu domine etmeye çalışacak, başlayacak. Şimdi bu şunu söylemek istiyorum. İyi Parti'nin İyi Parti'nin milliyetçiliği, Millet İttifakı'nı domine ettiği sürece bunların Kürt meselesi konusunda cesur ya da yapıcı bir hatta girmeleri söz konusu değil. Bakın altılı masanın aktörlerinden biri çözüm sürecini sonlandıran Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bir diğer aktörü yine aynı partinin ideolojik şeyinden AKP'nin çıktığı geleneğin sahibi olan Saadet Partisi. Diğeri yine AKP'den ayrılmış olan bir bakan vesaire. Şimdi bunların hepsi mevcut iktidarın Kürt meselesiyle ilgili algısının nüvelerini hatta ideolojisini taşıyan unsurlar. Eğer çok radikal bir dönüşüm değil de Kürtleri oyalayıcı, sadece sandığa kadar idare edici bir siyasi söylemle bu köprüyü geçebileceklerini zannediyorlarsa ben HDP'nin bu zanlarını, bu arzularını kursaklarında bırakacak hamlelerde bulunacağını düşünüyorum. Fakat tabii ki ortada bir de şöyle bir gerçeklik var. İktidarın manipülasyon sahası çok geniş hala ve işte Öcalan üzerinden, Kürt hareketi üzerinden çeşitli manipülasyonlarla suyu bulandırmaya çalışacaktır. Tekrar ediyorum ve daha önce de söylemiştim, iktidarın Kürt meselesi bağlamında manipülatif hareketlerini sınırlandıracak olan tek şey Millet İttifakı'nın Kürt meselesi konusunda mutlak bir programa sahip olduğunu ilan etmesi, ancak ve ancak o zaman Kürtler ve HDP netlik, yani bu netliğe uyacak bir
yol alacaktır. Böyle bir beklenti belki seçim satı mailine daha da, yani o mailden o yokuş aşağı daha da derinleştiğinde bir çıkışla Millet İttifakı böyle bir yola girebilir. Ama hali hazırda o ideolojik donanım söz konusu değil. Kürt meselesini çözücü bir ideolojik donanım ve motivasyonları yok. Bu da Kürtleri doğal olarak mevcut iki kutup arasında sıyrılıp başka bir hatta zorluyor. Bu hattı Kürtler tercih ettikleri anda da Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı ile baş etmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Ve dediğim gibi bunun sorumlusu da Kürtler olmayacak. Peki sevgili İrfan, bu konuya ilişkin son bir noktayı daha sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada kritik bir eşiğe de işaret etti. Dedi ki Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in fezlekesi dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili meclise geldiğinde muhalefet partisinin milletvekillerinin oylarıyla kaldırılırsa bu bizim için önemli bir kırılma noktasıdır dedi. Sayın Danış Beştaş'ın bu uyarısı nasıl değerlendiriyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse bu yani HDP'nin buraya varana kadar çok sayıda kırmızı çizgisinin olması beklenir. Bu bir. İkincisi bakın şu ana kadar çok sayıda Millet İttifakı içinde çok sayıda siyasetçi Kürtlerin hani HDP'yi değil Kürtlerin kırmızı çizgilerini aşacak beyanatlarda bulundular ve HDP bana kalırsa buna karşı gerekli sert reaksiyonu hala göstermemiş durumda. Bu bir. İkincisi bakın 2 gün önce milliyetçi ve mülteci düşmanlığı üzerinden güç devşirmeye yönelen bir milletvekili Hatay'a gitti ve valilik kararıyla oraya sokulmadı. Ve bütün Millet İttifakı'nın bütün bileşenlerinin mensupları teker teker sosyal medyadan demeçler yoluyla vesaire bunu protesto eden açıklamalar yaptılar. Fakat bakınız HDP milletvekilleri hemen her gün İstanbul'un Taksim'inden Hakkari'nin işte bilmem Cumhuriyet Caddesi'ne kadar, Van'ın işte bilmem ne caddesine kadar her yerde tartaklanıyorlar. Şehirlere sokulmuyorlar. Parti binalarından çıkmadan basın açıklaması yapmaya zorlanıyorlar. Fakat bu bahsi geçen milletvekillerinden tek bir tepki veya reaksiyon gelmiş değil. Bu bir kırmızı çizgi değil mi? Niye HDP çıkıp kardeşim siz Hatay'a girilmesine böyle tepki gösteriyorsunuz da Hakkari Türkiye'nin toprağı değil mi? Van değil mi? Ve Van'dan seçilmiş, Diyarbakır'dan seçilmiş milletvekillerine oy verenler Türkiye vatandaşları değil mi? Bu milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını temsilen Ankara'da siyaset yapmıyorlar mı? Neden siz buna hiçbir reaksiyon göstermiyorsunuz? Ve iş seçim satım haline geldiğinde de bizden mutlak bir destek ya da sorgusuz bir şartsız, kayıtsız şartsız bir destek talebinde bulunuyorsunuz diye niye sormuyor HDP? Açıkçası merak ediyorum. Bana kalırsa HDP'nin bu açıdan daha reaksiyoner ve daha muhalefete netliği, muhalefeti netliğe zorlayan tepkiler ortaya koyması konusunda da eksiklikleri var. Bunların bu bahsine ettiğiniz beyanatın bir başlangıç olacağını tahmin ediyorum. Muhtemelen bundan sonra HDP'nin de antenleri bu açıdan daha açık olacaktır ve bu tür sorgulamalar daha fazla muhtemelen kamuoyu önünde yapılacaktır diye düşünüyorum. Evet, Sayın Sancar son konuşmasında bu noktaları da işaret ettiği noktaları da değinmişti. Bununla ilgili Evet, işte ilişkilerinde. Evet. muhtemelen bu hafta sonu yapılacak Kongre ve devamında zannediyorum HDP açısından daha hareketli bir siyasi aktivite dönemi başlayacak. Elbette bu aynı zamanda iktidarın baskılarının da artması olasılığına güç veriyor, ihtimali arttırıyor. Ama siyaset tabii ki adım atılmadan kazanımların elde edilemeyeceği bir saha. Evet.
Sevgili İrfan, son olarak altılı masayı sormak istiyorum. Onlar da bu hafta sonu İyi Parti'nin ev sahipliğinde toplanıyorlar. Daha evvelki tartışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Erdoğan bazı sorular yöneltmişti. Akabinde cevapların ardından o da 10 soru yöneltmişti. Sorulardan biri de Cumhur İttifakı adayını ve seçimin tarihini açıklasın. Biz de hemen anında Millet İttifakı'nın adayını açıklayacağız demişti. Erdoğan dedi ki seçimler Haziran 2023'te yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı da benim dedi. Fakat Millet İttifakı'ndan henüz bu konuya ilişkin bir cevap gelmiş değil. Bu hafta sonu da toplanacaklar. Sen bu aday açıklamama durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Adayı belirlemediler mi, yoksa açıklama konusunda işte bu yıpranmasın argümanı mı hala geçerli? Neler söylemek istersin? Bir kere şunu söyleyeyim. Bundan aylar ve aylar kadar önce bir CHP yetkilisiyle yaptığım görüşme esnasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çeşitli saha araştırmaları yaptıklarını öğrenmiştim. Dolayısıyla CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kamuoyu yoklamaları yapıyor. Epey bir süredir yapıyor. Şu anda elde ettikleri netice nedir bilmiyorum. Ama bana kalırsa eğer şapkadan tavşan çıkarırcasına yepyeni bambaşka bir isim ortaya çıkarılmazsa Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun aday olması az önce bahsettiğimiz HDP ile ilişkiler ve Millet İttifakı'nın Kürt meselesine eğilimi konusunda da daha yapıcı bir hat örülmesine cevaz verebilir. Dolayısıyla bunu düşünürlerse eğer Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bence büyük olasılık dahilinde, hatta en büyük olasılık bu. Eğer Kılıçdaroğlu aday gösterilmezse bence Millet İttifakı içindeki ve eğer adayı doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu belirlemezse Millet İttifakı içinde, bu Millet İttifakı içinde de yeni tartışmalar, hatta belki çatlaklar yaratabilir. Dolayısıyla onlar açısından da son derece hassas bir denge. Bu dengenin en sağlam şeyi, garantörü Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi olarak görünüyor. Ben tekrar söylüyorum, eğer çok çok büyük bir sürpriz olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilecek. Evet. Ve bu da Millet İttifakı'nın en azından Kürtler bahsinde de daha açılımcı, daha yapıcı bir hatta yol almasını kolaylaştıracaktır. Meral Akşener'in zaten daha kendisi de söyledi, o tırnak içinde söylüyorum, yeryüzü işlerini yani başbakanlığı istiyor. Evet. Yani Kılıçdaroğlu sarayda dursun, o sadece Cumhurbaşkanlığının mevcut yetkilerini devretmekle mükellef bir garantör olsun, ama ülkeyi ben yöneteyim istiyor. Bu da ayrı bir siyasi müzakere döneminin önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını gösteriyor. Çünkü Meral Akşener'e memleketi teslim edecek mi, memleket yönetimini teslim edecek mi Millet İttifakı, ondan da çok emin değil. Evet sevgili İrfan, senin de belirttiğin gibi hafta sonu hem Halkların Demokratik Partisi Büyük Kongresi var, hem de Altılı Masa'nın yeni zirvesi var. Sanırım bu iki toplantıdan sonra yapılacak açıklamalarda tabloyu daha net görmüş olacağız. Evet, siyasette öne çıkan gündem maddelerini gazeteci İrfan Aktan ile değerlendirdik. Sevgili İrfan, yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığın için tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Saadet Partisi ile devam edelim. Saadet Partisi'nin haftalık toplantısı, değerlendirme toplantısı.